Kutbettin Arzu'ya dönelim. AK Parti Diyarbakır Milletvekili. Önce ben size şunu sorayım. Dünkü Diyarbakır'da meydana gelen olayları izlediniz sanıyorum, değil mi? Kısmen izleyebildim. Evet. Peki DTP açısından kara harekatına karşı yapılmış bir gösteriydi o. Bazı küçük olaylar da oldu. Sizce kalabalık ve destek, o gösteriye yapılan destek büyük bir destek miydi? Değildi. Bence olaya zaten şöyle bakmak lazım. Peki Kutbettin Bey, ben size çok açık bir şey sorsam. Diyarbakır'ın AK Partili milletvekili olarak Kürtler, sizin bölgenizin halkı bu kara harekatından rahatsız mı değil mi? Bize elbette rahatsız. Şimdi ben zaten elbette rahatsız. Şimdi ben oraya geleceğim. Şimdi bakın, daha önce AK Parti iktidarından önce DTP bundan önceki belediye başkanlığı seçimini %67 oyla kazandı. Ondan sonrakini %52. Bu seçimlerde ise aldığı oy oranı %42. Yani ciddi bir kamuoyu desteğinin azaldığını gösteriyor. Bugün olsa belki daha da azalacak ve AK Parti'nin oyları daha da artacak. Niye? Vatandaş AK Parti'nin kendi sorunlarını şey içerisinde, peki, barış içerisinde. Burada bir çelişki yok mu? Kara harekatından rahatsız diyorsunuz bir yandan. Bir yandan da bu kara harekatını bizzat fiilen yürüten hükümetin partisine desteğin arttığını söylüyorsunuz. Yani hangisi? Şimdi bugünkü gazetelerde okudum. Isparta'da bir Kürt vatandaşın evi kurşunlanmış. Kürtler buradan gidin diye. Yani bundan bir süre önce tabii böyle bir oyunlar oynandı Türkiye'de Kürt-Türk düşmanlığını kızıştırmak anlamında, ama bu maalesef tutmadı. 24 yıldır maalesef yapılan, değil, memnuniyetle. Memnuniyetle, evet, özür diliyorum. Memnuniyetle belirteyim ki bu tutmadı. Üzülmesinden bu kara harekatı nedeniyle AK Parti'ye karşı olan bölge halkının son seçimlerde verdiği destekte bir azalma olur mu? Bir azalma olacağını tahmin etmiyorum.